Ah Nihal'cim sen merak etme. Ben Safiye'nin ağzından girer burnundan çıkarım. Kızı Dile'yi senin Efe'ye alırız. Ben birazdan onlara gideceğim. Merak etme. Sen benden haber bekle. Tamam canım. Öpüyorum güle güle. Anne ne oluyor ya? Ay bizim Nihal'in oğlu Efe. Safiye'nin Dile'yi görmüş. Bayılmış. Evlenmek istiyor. Ben de gidip onlarla konuşacağım. Eğer izinleri olursa istemeye gidecekler. Ay anne sen Dile'nin Obayana'yı sevdiğini bilmiyor musun ya? Gülbin akıllı ol. Hiç Osmanaga'da Obayana'ya kız verecek göz var mı? Bulsa bir kaşık suda boğacak çocuğu. Ayrıca Efe bir şirkette CEO olarak çalışıyormuş. Dünyanın parasını kazanıyormuş. Bizim bu eve bir ayda giren parayı garsonlara bahşiş diye veriyormuş çocuk. Anne senin gözünü iyice para bürüdü ha. Ya o kadar meraklıysan git kendine evlen. Terbiyesizsin, utanmaz. Can oğlum kapıya bak. Günaydın delikanlı. Baban evde mi? Siz babamın alacaklısı mısınız yoksa? Babam öldü benim vallahi size iyi günler. Vay uyanık babasının oğlu vay vay. Hayır ben alacaklı değilim. Ben babanın avukatıyım. Çekil yolumdan deli dumrul geçeyim. Eve icra mı geldi yoksa? Yaktın bizi baba ya. İyi günler hanımefendiler. Buyurun. Ben çok önemli insan Sinan Kaya ile görüşmek istiyordum. Mümkün mü acaba? Niçin aramıştınız acaba eşimi? Ah özür dilerim ben kendimi tanıtmayı unuttum. Ben ünlü Türk şoförü, büyük düşünür Sinan Kaya'nın avukatı ve hukuk müşaviriyim. Adım Kemal Haktanır efendim. Ünlü Türk şoförüymüş. Ünlü Türk üçkağıtçısı diyeceğine. Ben onu evden kovdum. Ayrıca mahkemeye verip kızımdan da boşatacağım. Bravo yani size öpüp başınıza koymanız gereken bir damadınız varken adamcağızı kapının önüne koydunuz öyle mi? Peh yani peh. Evet koyduk kapının önüne. Al oradan sen götür kendi evinde besle. Neyse ben buraya sizinle polemiğe girmeye gelmedim. Ben değerli Türk büyüğü, değerli ve ünlü Türk şoförü Sinan Kaya'ya müjdeli bir haber vermeye gelmiştim. Neymiş o müjdeli haber acaba? Efendim şimdi şöyle hatırlarsınız 2007'de ünlü Türk şoförü Sinan Kaya bir trafik kazası geçirdi. Karşı yönden gelen Ender Mıhlar yönetimindeki kamyonla çarpmıştı. Ve bu kazada karayolları birinci dereceden suçlu bulundu. Biz mahkemeye vermiştik, mahkemeyi kazandık ve tam 425 bin lira maddi manevi tazminat kazandık. O haberi verecektim. Oha! Ne? Ne kadar kazandı, ne kadar kazandı? Rakamla söyledim anlamadınız. Bir de yazıyla söyleyeyim. Tam 425 bin lira kazandı. Heh. Oha! Bence de. Ay Gülbin, çok şükür Allah bizim de yüzümüze güldü. Görüyor musun zengin olduk. Madem çok kıymetli ünlü Türk şoförü Sinan Kaya'yı evden kovmuşsunuz, o zaman ben de gideyim onun çalıştığı iş yerinde Akasya durağında kendisini bulup müjdeli haberi vereyim. Aa dur evladım dur. Aa. Gel avukat oğlum gel. Otur şuraya. Oturmasaydım. Otur otur. Canımın içi, gözümün bebeği oğlumla biz bir barışalım. Müjdeli haberi biz verelim ona. Yuh anne ya. Ne kadar üçkağıtçısın sen ya. Ne kadar para gözsün sen ya. İnanmıyorum sana. Biraz önce adama üçkağıtçı diyordun. Şimdi ne ara senin canının içi, gözünün bebeği oldu? Yemin ediyorum yılan gibisin ha. Böyle kıvrım kıvrım. Ama sen yılandan da betersin. Yılan seni takip etse beli kırılır vallahi. Ah inanır mısınız avukat bey oğlum? Sinan benim adeta evladım gibidir. Ha. Biz onunla ana oğul. Anaya bak. Etle tırnak. Bak bak bak. Yavruyla katip. İyi. Tapuyla kadastro gibiyiz. Maşallah maşallah. İnanırım inanırım. Güzel hanımefendiciğim bir hukuk müşaviri ve avukat olarak size bir tavsiyem var. Bence siz kocanızla bir an önce barışınız Gülübkenim. Gülübük mü? Gülübük mü dedim? Bana yalnız bir kişi Gülübük der. O da Sinan. Şeyden ben hiçbir zaman ne harflerini söyleyemedim. Hep nelere K dedim. Mesela hiçbir zaman Nazilli diyemedim. Hep Kazilli dedim. Ondan sonra hocam efendim o yüzden ben Gülübük demişimdir. Bir arkadaşım vardı barodan bizim. O da S'leri söyleyemezdi. F derdi. Mesela hiçbir zaman Süleyman diyemedi. Hep Süleyman dedi. Aslında benim adım Neval de. Ben Neval diyemiyorum. Keval diyorum o yüzden. Kemal bir de Seval var. Onun konumuzla hiç alakası yok. Ha. Ne saçmalıyorum ben? Ne yapıyorsunuz? Aa! Bu da portatif herhalde değil mi?
Oğlum yardım etsene. Dedin ne yaptın lan? Aa Sinan. Ya Sinan. Ben Sinan değilim. İnsan insana benzer. Yani bu bir benzerlik. Vay üç kağıtçı vay. Demek Gülbin'le barışmak için bize tezgah yaptın ha? Kaygana ne biçim konuşuyorsun sen? Hani biz seninle ana oğul gibiydik. Hani yavruyla katiptik. Hani tapuyla kadosturaydık. Ne oldu şimdi böyle bir... Ya biz seninle Hacivat'la Karagöz, Tom'la Jerry gibiyiz. Kavga etmeden duramayız Sinan. Kaygana. Senin zamanın... Ya kaygana! Bir dakika açıklayabilirim. Bir dakika açıklayacaksın ya. Çekil ya. Ne demek?